bayağı kapalı ve basık bir hava var. Yani yarın Mayıs ayı başlıyor. Hala hava böyle. Yani nereye kadar bu havalar böyle devam edecek bilmiyorum. Gerçekten berbat. Neyse, bugünü güzelleştirmek ve kendi adıma iyi bir şey yapmak için kitapçı turuna çıkacağım şimdi. Modamızda Kadıköy civarında. Bir iki tane kitapçı var aklımda. Gitmek istediğim sahaf falan gezmek istiyordum bayağı bir. Onları gezerken işte birlikte takılırız diye düşündüm. Kaan Müjdeci bir tane böyle kitap kulisi açtığım bir videonun altına şey yazdı. Sonra da kitapçılar kapandı diye ağlamayın falan. Yani bir tatlı maalesef ya galiba. Yani o ayrı tabii ki de, neyse. Kaan'cığım dur, şimdi senin ilhamınla dışarı çıkıyorum. Bayağıdır kitapçı gezmiyordum diyeceğim de ne büyük bir yalan. Anahtarımızı almışız. Bir şey mi unutuyorum ama. Neyse, yapacak bir şey yok. Unuttuk gitti. Böyle bir kitapçı turu çekmek için daha yanlış bir gün olamazdı herhalde. Cumartesi günü Kadıköy'de her yer inanılmaz kalabalıkken niye böyle bir video çekiyorum acaba? İş Bankası yayınlarında hiçbir şey çekmedim. Yapı Kredi Yayınları'nın dükkanı bu halde. Kapı duvar olmuş. Ben giderek bırakayım o zaman. Akmardan da hiçbir şey çıkmadı doğru düzgün. Hep popüler zaten her yerde olan kitaplar geziyor. Akmar'ın her yerinde. Kalp Çarpıntısı'nın çizgi romanını sordum çizgi romancıya. Her yerden toplatıldı dediler. Yuh! Kese kağıdına konduğunu biliyordum da her yerden toplatıldığını bilmiyordum doğrusu. Ama Penguen'de varmış galiba. Penguen'e gidecektim zaten. Doğrudan oraya gideyim. Rıhtım tarafından bana iş çıkmadı. Eskiden Rıhtım'da bu Starbucks'ın olduğu yerde dev bir Alkın vardı. Vestel'in yerinde de dev bir Kabalcı. Ya da tam tersi. Yani o zaman hem kitap hem DVD konusunda resmen yağmalıyordum bu iki dükkanı. Bunları aşırı özledim ya. Yani dev gibiydi. Evet, köyümüzün 1000 yıllık güzel kitapçısı. İmge'de bayağı güzel vakit geçirdim. Bir yarım saat falan. Bir sürü de istediğim kitap buldum. Nice. Şimdi Penguen'e çıkalım bakalım. Tamam. Moda sahnesinin altındaki sahaftan güzel şeyler aldım. Hehehehe. Kalp Çarpıntısı duruyor burada. Harbiden. Birinci cilt yok. İçeride var mıdır acaba? Hehehe. İçeri sordum varmış. Evet. Şimdi geldik eve. Yani beklediğim kadar verimli bir gün geçmedi açıkçası. Yani yine ne varsa sahaflarda var. Bir de İmge'den de güzel şeyler çıktı. Şimdi ne aldım, ne ettim onlara bakalım. Ve çok eğlenceli bu arada. Yani cumartesi olmasaydı daha çok eğlenirdim. Öncelikle şöyle bir şeyler aldım işte. Bir defter aldım. Mega gereksiz şekilde. Yani evdeki tüm defterler bitmiş gibi. Ama bu Fabio Ricci'nin defterlerini çok seviyorum ben nedense. Yani bu çizgili şeyleri, defterleri özellikle tam benlik. Ya Kafka'nın Babaya Mektupları ben bir türlü okuyamamıştım. Yani çok küçük yaşlardan beri bir kenarda durup böyle gözlerimin içine bakan bir kitaptı. Sonra yine bence ben evlere geçişlerde bazı kitaplarımı kaybetmişim. Bu da onlardan biriydi. İş Bankası'nda görünce aldım. Bir de Leyla Erbil'in Karanlığın Günü'nü aldım. Yani Leyla Erbil konusunda bayağı bir eksiğim. O yüzden böyle okuyabildiğim şeylerini okuyacağım devamlı, araya alacağım. Geleyim İmge'ye. İmge'yi çok seviyorum. Benim çocukluğumdan itibaren, yani çocukluk yıllarından itibaren Kadıköy'ün en sevdiğim kitap evlerinden biri kendisi. Oradan Tezer Özlü Ferit Edgü mektuplarını aldım. Bu da aynı şekilde yani Tezer Özlü'ye düştüğüm dönemlerin eksik metinlerinden biriydi. Yani rızası olabileceğini düşündüğüm için yine Tezer Özlü'nün aldım bunu.
Osamu Dazai'nin bir başka kitabını aldım. Batan Güneş. Merak ediyorum kendisini. Böyle burada böyle konuşunca Osamu Dazai'nin Batan Güneş'ini aldım. Ya Sait Faik'in Abasıyanık kitabı geliyor devamlı olarak aklıma. Sait Faik'in Abasıyanık adlı kitabını alan kız geliyor. Sait Faik'in Abasıyanık kitabı. Neyse, Onat Bahadır'ın Okuma Odası böyle bir süredir gözüme kestiriyordum. Kitapçılarda görüp görüp. Ama yani hiç doğru düzgün öykü kitabı okuyamadığım için yani Melikşah alacaksın onu yine okuyamayacaksın. Bir kenarda duran öykü kitapları, vicdan azapları arasında duracak diyordum ve duracak evet orada. Ama bence belki de aralarda ya böyle bir roman okurken aralara birkaç öykü atmak iyi olabilir diye düşünüyorum. Mine Söğüt'ün Deli Kadın Hikayeleri bir modern klasik olarak anılmaya başladı bile yerli edebiyat tarihimizde şimdiden. Bir de Bahadır Baritör'ün arada çizimleri olduğu için bu baskıyı aldım. Yani Mine Söğüt'ün mega karanlık dünyasına şöyle bir nefesim tutup dalacağım bu yaz. Yani bilmiyorum yaz doğru bir tarih mi bunun için. Yani sonuçta kitabı delirerek ölenlere ithaf etmiş bir yazardan bahsediyoruz. O yüzden Ishiguro'nun Uzak Tepelerini aldım bir de. Ishiguro'nun bendeki eksik şeylerini tamamlamaya çalışıyorum. Diğer romanlarını da sipariş etmiştim. Yine bende garip bir biçimde olmayan Firuza'nın Parasız Yatılı adlı öykü kitabının böyle çok güzel bir ciltli baskısı vardı. Onu aldım. Firuza'nın da yine çok eksik olduğum yazarlardan biri. Parasız Yatılı'yı hele yani niye hala okumadım diye düşünüyorum. Sonra moda sahnesinin altında böyle çok tatlı birkaç tane sahaf var. Orada Lewis Carroll'ın Aynanın İçinden ve Alice'in Orada Karşılaştıkları ile Alice'in Harikalar Diyarı maceralarını aldım. Hiç böyle görünmüyor bu arada doğru düzgün. Şöyle yaklaştırayım. Bu Norgunk yayınlarının baskıları gerçekten çok güzel. Bu da onlardan biri. İçinde çok tatlı çizimler var bu arada. Oradan ne kadar görürsünüz bilmiyorum. Bunlar gerçekten çok güzel. Bir de Sezar Duru'nun hazırladığı Tezer Özlü'ye Armağan adlı. Tezer Özlü'nün ardından sevdikleri dostlarının, bazı yazarların, bazı önemli isimlerin ve kendisinin okurlarının ona yazdığı mektuplar ve arkasından yazdığı yazıları derleyen bir kitap. Buna da ne zamandır bakıyordum. Kendi cümlelerimin yanı sıra Tezer Özlü'ye kendi içimde yazdığım cümleler dışında başkalarının da cümlelerini okumak iyi gelecek. Bir de Orhan Pamuk'un Kara kitabını buldum. Çok eski bir Canlı Yayınları baskısı. Bu 4. basımıymış. Demek ki 1990, evet 1990'a ait bir baskısı. Kara kitabın bende başka bir baskısı vardı diye hatırlıyorum. Ama onu da yine kitaplığımda bulamadığım şeylerden biri. Bu baskı da bulunsun. Belki Kara kitabı yıllar sonra bir de buradan okumak kısmet olur. Böyle Penguin'e uğradım sonra kalp çarpıntısını alacaktım. Ya bu gerçek bir utanç yani gerçek bir utanç. Küçüklere zararlıdır ibaresiyle biliyorsunuz kese kağıdına konulup satılmaya başlandı bu kitaplar. Bu çizgi romanlar. Alice Osman da hatta bu çizgi romanların yazarı da bir story atmıştı yanılmıyorsam. Bir paylaşımda bulmuştu hani Türkiye'de kitap zincirlerini kese kağıda koyup sattığını öğrendim ve çok üzgünüm falan diye. Yani o kadar haklı ki. Gerçek bir rezalet. Ama neyse ki Penguin Kitap Evi yine bunları satmaya devam ediyor. Yabancı yayınlarından bu 3 çizgi romanda basılmış durumda. Şimdi Netflix'e dizisi de geldiği için ben de yakın zamanda o diziyi izledim bitirdim. Burada böyle 3. cildi bu arada. Bu da 2. cildi. Diziyi izledim ama çizgi romanları okumamıştım. Şimdi çizgi romanları hızlı hızlı okuyayım aradan çıksın istiyorum. Yani çok da güzel çizimleri, çok tatlı, çok naif ve sevimli. Bir de şeyin de müjdesini aldım. Penguin'deki bir çalışandan. Çok yakında 4. cildi de basılacakmış Türkçe'de. Çünkü 4 ciltlik yanılmıyorsam bir hikaye bu. 4. cildi de çok yakında basılacakmış. Yani kese kağıdı, sansür, baskılar yıldırmamış yayın evine. Helal olsun ve teşekkürler bir okur olarak da. Ve tekrar teessüf ederim ve yazıklar olsun diyorum bu kitaplara. Küçüklere zararlıdır ibaresi koyup da kese kağıdına sokanlara. Yani rezalet. Yani lubunyalar vardır kardeşim. Siz daha istediğiniz kadar kese kağıdına sokun, küçüklere zararlıdır deyin. Yani ergen lubunyalar da vardır. Hiç merak etmeyin. Onlar da bir yolunu bulur.
bu kitaplara ulaşır. Siz kendi derdinize yanın diyerek bu videoyu kapatıyorum. Tat! Beni de kese kağıdına sokup video çektirmeye kalkmasınlar şimdi birkaç yayın sonra falan, ne yaparlarsa yapsınlar, artık buramızdayız. Güzel, tatlı bir cinnetle bu Kadıköy'deki kitap turu videomuzu noktalayalım. Hiç de ne bir tur attık ne bir şey. Ben çok utandım, dükkanların içinde hiçbir şey çekemedim. Bir de her tarafta insan olduğu için insanları da kadraja sokmak istemiyorum. Utanıyorum, ayıp yani aynı zamanda hiç izinleri olmadan. Neyse, daha hafta içi bir günde belki bir arkadaşımla birlikte geniş geniş gezeriz. Bir de bir sürü kitapçı kaldı aklımda aslında. Ayrıntının falan çok güzel bir kitap evi var. Metis ve İtaki de satıyor galiba içinde yanılmıyorsam. Onu falan da kurcalamak istiyordum ama daha geniş bir video çekerim onlar için. Bu kadar şimdilik.